sadakaya katılmak isteyen, istemeyen, isteyenler, istemeyenler, belki. Şimdi, şu hediyeleri getir bakalım önce. Bakın daha açılmamış, daha et verilmemiş arkadaşlar. Bunlar sizlere takdim edilir. Evin içinde daha. Bunlar inşallah bizim olacak. Ama sorulara cevap inşallah dediğimizden kadar Allah'ın izniyle. Kolay sorulardan başlayalım. Efendim, kolay sorulardan başlayalım. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Rasulillah. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin en şereflisi, en üstünü veya ayetlerin efendisi olan ayet hangi ayettir? Hocam. Bir sene. Şimdi arkadaşım biri, bunlar bakın bunların hediyeleri biraz karıştı. Biraz sonra büyük hediyeler vardı. Sonra demeyin şöyledir, böyledir. Bu soru, ilk sorular böyle tabii sorulardı. Basit değil mi? Ha, basit sorular. Evet, sen bu soruya cevap verirsen, tamam. Fatiha söyledim. Ben Fatiha dedim, ayet dedim. Hocam. Ne dedim ben? Ayet dedim. Evet, şansını kaybettim. Evet. Buyur hadi şimdi. Yasin. Ben şuna demiyorum ben. Ayet diyorum ben. Ayet diyorum. Sen orada arabanı gelebilirsin baba. Buyur hadi şimdi. Ayet-i Kursi. Güzel. Allah razı olsun. Ayetlerin efendisi Ayet-i Kursi. Peki. Sana gitmedim. Biraz daha hafif var. Bu ayet her yerde ve her zamanda nedir? İstedikten sonra okuyabiliriz. Ama bazı yerlerde, bazı zamanlarda, bazı vakitlerde bu ayeti okumamız ya farzdır, veya vaciptir, veya sünnettir. Ne zaman okumamız daha fazla gelebilir? Yok, bu soru da bitmedi. Her zaman. Şüphesiz her zaman. Her zaman okunması gerekir. Ama bazı zamanlarda, özellikle bazı yerlerde veya bazı şeyler yapacağımız zaman bu ayet okunmalıdır. Herhangi bir şey olduğunu bana cevap vereceksin. Biraz düşün, biliyorsun. Biliyorsun. Dışta mı okuyacağız, yanında mı okuyacağız? Evlendiğimiz zaman mı okuyacağız, yoksa boşadığımız zaman mı okuyacağız? Gece mi okuyacağız, gündüz mü okuyacağız? Ben sana ipucu veriyorum. Gece mi okuyacağız, gündüz mü okuyacağız? Orucu okunup bitirdikten sonra mı, zekat verdikten sonra mı, namazdan sonra mı, bir sürü sana ipucu verdim. Namazdan sonra, güzel. Farz olan namazlardan sonra, oya namazlardan sonra. Birincisi bu. Dahası var. Biraz daha. Biraz daha. Namazdan sonra doğru bu. Evet. Kış, yaz, ayetlerin hayat, gece, gündüz. Uykudan başladıktan sonra yapmadan evvel. Yatarken okunur. Güzel. Ha? Çok mu ucu verdin? Fazla verdim. Fazla mı verdin? Belki. Belki. Allah razı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Büyük bir hediyemizden başlıyoruz inşallah. Kur'an-ı Kerim. Medine basması. Bismillahirrahmanirrahim. Zekat zenginlerden alınır, fakirlere verilir. Vergi kimlerden alınır, kimlere verilir? Buradan konuya başlar. Kimlerden alınır? Ticaretten alınır. Ticaretten alınır. Konuş biraz konuş. Ticaret yapanlardan alınır. Buyur. Vergi ticaret yapanlardan alınır. Fakirlerden de alınır mı? Aynen. Yani fakirlerden vergi alır mı yapar? Alıyor. Evet. Mescitte fakirlerden daha çok alınır. Adamın varsa, zengin ne kadar zengin olursa
adam varsa bir şeyler yapılır. Efendim böyle verilir. Evet. Peki zekat malınızı azaltır mı, çoğaltır mı? Bereketlendirir. Peki. İslam'ı kabul edip de zekatı kabul etmeyen kimse ne olur? İslam'dan çıkar. Müslümanlıktan çıkar. Müslümanlıktan çıkar. Yani dinden çıkar diyorsunuz. Güzel. Zekat ömürde, ayda, haftada, yılda bir verilmez. Hangisi olur? Yılda bir. Yılda bir. Ne kadar? 40'ta bir. 40'ta bir. En cimri. Yani 40 koyunu olan, 40 devesi olan, 40 sınırı olan, 5 devesi olan. Öyle mi? Sen devesi alın değil. 40 koyunu bir, tamam. Efendim, 40'ta bir doğrudur. Ama deve ayrıdır. Sığır ayrıdır. Altın ayrıdır. Peki altının nisabı ne kadardır? Yani yanında altın vardır. O kimse altınının zekatını vermesi için altının ne kadar olması gerekir? Bir kilo mu olması lazımdır? Yoksa bir gram olması lazımdı. Kaç gram olması lazımdı? 80 gram. 80 gram. Veya 85 gram. Bazen 90 gram. Efendim. Bugün yani tahmini olarak bu 80-90 gram altın kaç para yapar? 3 milyar. 3 milyar. Altın mı diyor? Doğru mu yapar efendim? Doğru. Peki. 3 milyarı olan bir kimse, 3 milyarı olan bir kimse zekat vermek mecburiyetiyle midir? Mecburiyetiyle. Yani burada bakınız 90 gram altını vardı, zekatını vermek mecburiyetiyle değil. Ama bu adamın altını yoktu. O altını alabilecek kadar nedir? Parası vardı. Nedir? Parası vardı. Evet. Vermesi farzdır. Vermesi farzdır. Peki, hediyem büyük durmuş, fazla soru sorayım. İnsan evindeki buzdolabının, çamaşır makinesinin, kullandığı arabanın, oturduğu evin zekatını vermek mecburiyetinde mi? Evi birkaç tane ise, oturduğum ev. Oturduğu için gerekir. Araba mı? Ona da gerekir. Zekiş makine mi? Gerekmiyor. Araba 100 bin lira ederse? 100 bin lira ederse tamam parçasın. Madem ki kullanmak için almışsın. Ama arabalar var yanında. Makineler var yanında. Evler var yanında. Arsalar var yanında. Var. İstediğin şey sahibindesiniz. Onların zekatı edilmelidir. Onların için bulunduruluyor. İcaret maksadıyla bulunduruluyorsa efendime söyleyeyim. Onların zekatı verilmelidir. Evin vardır ama satmak için değildir. Satmak için değildir. O evin kirası vardır. Peki şimdi böyle bir durumda ben ticaret maksadıyla o evleri bulundurmuyorum. 3-4 tane evim vardır. Ama kiraya vermişim. Bunların zekatı verilmeli midir, değil mi? Nasıl verilecek? Demek ki gelirini verecek. Yani o kiradan, o evlerden alınan kiranın nesini verecek, zekatını verecek. Peki, akılsızdır, yani mecnundur, sabidir, ruhşana ermemiştir. Ama malı mülkü vardır. Babasından intikal etmiştir. Annesinden kendisine kalmıştır. O sabi olan, buluşağına ermemiş olan ve aklından münezzeh olan, yoksun olan, mahrum olan kimse
Zekatını vermek mecburiyetinde mi? Vekili varsa mutlaka var. Yok. Mutlaka var. Yani sabidir ama senden benden daha zengin. Milyarlara sahiptir. Diyelim ki bu çocuk annesini babasını kaybetti. Milyarlardan. Sorumlu olmadığı için nasıl namaz da onun üzerinde farz olmadığı için çünkü aklı yerinde değil veya çok küçüktür yaşı. Sorumlu olmadığı için zekatı düşmüş. Şimdi biraz önce dedik ki hesaba malik olan bir kimse zekatını vermek mecburiyetinde. Ama bundan hesaba maliktir. Hesaba sahiptir. Yani biraz önce üç dediniz. Bu adamın yanında nedir? Üç değil nedir? Ha? Yüzler var, binler var. Ve bunu koruyan ve bunun da velisi midirler? Bunu da bakan nedir? Bu çocuğa bakan da birileri vardır. O yönlendiriyor, o koruyor. O parasını çalıştırıyor. Evet. Bitiyor abi. Kur'an'ı hakettim. Nisaba maliktir, Müslümandır ama buluk çağına ermemiştir veya akıldan yoksundur. Vermesi gerekir. Vermesi gerekir, Allah razı olsun. Peki son olarak, zekat vermesi için paranın üzerinden kaç ay geçmesi lazım? Bir yıl geçmesi lazım. Bir yıl geçmesi lazım, o zaman gelabilir.